Merhaba arkadaşlar. TVZ yine standart sapma puanları ile alakalı soru çözümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu da yine KPSS 2011 sorusu. Soru iki aşamadan yani iki soru bu paragrafa bağlı iki soru oluşmuş. Şimdi başlayalım bunu okumaya. Şöyle diyor. İlköğretim 6. sınıf öğrencilerin okuma becerinin zaman içindeki gelişimlerini izlemek amacıyla 80'er maddelik çoktan seçmeli 5 test geliştirilmiştir. Bu testler Ocak ayından itibaren her ay okullardaki tüm 6. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Puanlama doğru cevaplanmış maddelere 1, yanlış cevaplara 0 olarak verilmiştir diyor. Aşağıda Burcu'nun bu testlerdeki doğru cevap sayılarına ve Z puanlarına ait grafikler verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle bunu anlamamız lazım. Şimdi Burcu, şöyle öncelikle grafik yorumumuz lazım. Burcu Ocak ayında nerede? Bakın, Ocak ayında doğru sayısı 35. Yani şuradan onu anlıyoruz. Ocak ayı için, yani ben şöyle göstermiş olayım. Ocak ayı için tam şurası 35 tane yapıyor. 35 de sınıfın neresinde? Öncelikle şunu da şöyle turkuaz rengiyle gösterelim size. Sınıfın neresinde? Bakın şurada görüyorsunuz sınıfın 0,5 hatta turkuaz biraz şey kaçtı. Evet daha koyu bir renk yapalım. Mavi renk yapalım. Daha net olsun. Yani 35 doğruyla 0 Z puanı 0,05. Yani arkadaşlar ben şunu yapayım şurada bakın. Öncelikle Z ve T burada da açmış olduk. 0,5 Z'nin 0,5 olması ne demek? Z'nin 0,5 olması bakın yukarıya bakıldığında sınıf ortalamasının üstünde bakın ortalama şurada 0 evet 0,5 sınıf ortalamasının üstünde demek arkadaşlar. Demek ki şöyle yorumluyoruz demek ki yani 35 de sınıf ortalamasının üzerine çıkıyor. Peki daha sonra ne olmuş Burcu? Burcu Şubat'ta netini arttırmış arkadaşlar. Ne yapmış? 50 ile. 50 netle yani 50 doğruyla nereye gidiyor? 50 doğruyla Şubat'ta z -0,5'e gidiyor. Yani bu ne anlama geliyor? Bizim arzu -0,5 demek z'de yani şuraya bakıldığında sınıf ortalamasının yani sıfırın altında olduğundan dolayı sınıf ortalamasının altına düşmüş 50 ile. Yani her ne kadar doğru cevap sayısı artmış olsa da Şubat'ta ama sınıf ortalamasının neresinde? Altında çünkü negatif çıkmış arkadaşlar. Şimdi geliyorum Mart'a. Mart'a geldiğimde bakın Mart'ta 50 ile ne olmuş? 50 ile Mart'ta Z0 olmuş. Bakın Z0. Şurayı okuduk. Z0 demek evet, Z0 demek ki sınıfın tam ortalamasında yine Nisan'a geldiğimizde 55'te Z05 sınıf üstüne çıkıyor. 60 Mayıs'ta ise ne yapıyor? Gene sınıfın 0,5'inde ortalamanın üstünde. Şimdi okuyorum. Kesinlikle doğrudur diyor. Burcu'nun mutlak başarı düzeyinin aynı kaldığı dönemde okul sıralamasındaki yeri de aynı kalmıştır. Şimdi mutlak başarısı aynı kaldığı dönem. Bakın Şubat'la Mart dönemi aynı kalmış. Hiç bakın değişmemiş. 50-50. Okuldaki sıralaması ne olmuş? Okuldaki sıralaması artmış. Yani öyle bir şey ki Burcu her iki sınavda da 50 yapmasına rağmen birinde sallıyorum 40. olmuş ama diğerinde 25. olmuş. Yani sıralaması farklı olmuş. O yüzden bakıldığında mutlak başarının aynı kaldığı dönemde okul sıralamasındaki yeri aynı kalmıştır. Yanlıştır arkadaşlar. Tam şöyle söyleyelim. Artmıştır, aynı kalmamıştır. O yüzden bunu şöyle çiziyorum, eksi diyorum. Burcu'nun mutlak başarı düzeyinin %50'nin altında olduğu iki test vardır. Şimdi mutlak başarı dedi, %50 dedi. 80 tane soru var. 40'ın üzerinde kaç tane testi var? Şimdi bakın Ocak'ta 35 yapıyor. 50'de 50, Şubat'ta 50 yapıyor. Mart'ta 50 yapıyor. Evet, 60 yapıyor Nisan'da ve Mayıs'ta da 60 yapıyor. O sebepten dolayı 40'ın üzerinde %50 üzerinde 1, 2, 3, 4 tane testi var. O yüzden bu da yanlış oldu. Mart ayında Burcu'nun doğru cevap sayısı testin ortalamasına eşittir. Evet, Mart ayında bakın doğru cevap sayısı 50,
Ve Z'si nerede? Sıfırda. Demek ki ortalamasına eşit. Öyledir. Z sıfırsa ortalamaya eşittir. O sebepten dolayı C doğrudur arkadaşlar. Diğerlerini de teyit edelim. Nisan ayında uygulanan teste Burcu'nun doğru cevap sayısı okul ortalamasının altında kalmıştır. Nisan ayını Burcu 55 tane doğrusu var ve okulun neresinde? Okulun 0.5'inde ortalamanın üstündedir. Bu da yanlıştır. Yani altında kalmıştır diyor. Devam ettiğimizde Ocak-Şubat döneminde Burcu'nun okul içi sıralamasının yeri yükselmiştir. Ocak-Şubat döneminde Burcu'nun, bakın 35'ten 50'ye yükselen Burcu ama sıralamada aynı başarıyı gösterememiş. Demek ki diğerleri daha çok çalışmış. Sıralaması düşmüş, yeri yükselmemiş. Tam aksine yani düşmüş. Kısaca şöyle diyebiliriz. Ocak-Şubat döneminde Burcu'nun notu yükselmiş, puanı yükselmiş ama sıralaması düşmüştür. O yüzden arkadaşlar cevabımız ne oldu? Cevabımız burada da Ceyhan olduğunu söyleyebiliriz. Evet, sorunun devamında Nisan ayında uygulanan testin standart sapması 6 olduğuna göre bu testte 64 soruyu doğru cevaplayan bir öğrencinin T puanı kaçtır? Şimdi Nisan ayına öncelikle bunu yapabilmek için Nisan ayına gitmek lazım. Nisan ayına gitmek lazım. Standart sapması 6. Şimdi Nisan ayında evet şuna bakalım. Burcu'nun Nisan ayında şöyle baktık. Evet, Burcu Nisan ayında 55 ile 0.5'te. Bak 55 ile 0.5'te. Bunu aklımızdan tutalım. 0.5 Z puanıyla 55 puanı var. Yani 55 puanla 0.5 Z puanı var Burcu'nun. Öncelikle bunu aklımızda tutalım. Ondan sonra gelelim bu soruyu yapmaya. Öncelikle ilk yapmamız gereken TZ puanı. Ondan sonra bir de bizim şeyimiz var. Yine sınıfta yapılan şey var. Ve şöyle bir şey geliyor. Yani Nisan ayı. Öncelikle ben şunu söyledim. Bakın ZT her zaman çiziliyor. Bir de Nisan ayı. Burcu neydi? 0.5'te. 0.5'te 55'teydi. Yani arkadaşlar Z'yi 0.5 şuradan alıyorum. Ve Nisan ayında bu puan, yani Burcu'nun puanı 55. Buraya ne yazıyorum? Buraya 55 yazıyorum. 55'i yazdım. Şimdi standart sapma 6 ise bu testte 64 alan kişinin T puanı kaçtır? Standart sapma ne demek? Standart sapma öncelikle her bir aralıktır. Yani şöyle şurası her bir aralığı, yani ne olacak? Her bir aralığı 6 olacak arkadaşlar. Yani böylece evet şu yok. Her bir aralığı 6 ise o zaman tam ortada 55 ise, buranın tamamı 6 ise, ben buradan şunu yapıyorum arkadaşlar. Şunlar birbirine eşit, bakın. Birbirine eşit. O zaman burada 3 olur, burada 3 olur. 3 aşağı 3 yukarı. O zaman arkadaşlar ben şunu yaparım. 3 aşağı 3 yukarı koyarsam 55'e, o zaman şurada biraz küçültelim. Şuraya arkadaşlar 52 yazarım. Buraya da ne yazarım? Buraya da 58 yazarım. Evet, 58 yazarım. Demek ki 52 burası, 58 burası. Şimdi bakıldığında o zaman şöyle yapıyoruz. Bize neyi soruyor? Yani 6 artacak. O zaman buyurun diğerlerini de yazalım. 52 burası. Yani Nisan ayında sınıfın ortalaması 52. 6 gidiyor, 58. Şuraya yazalım, 64. Şöyle. Şurası 70. Şu. İsterseniz biraz geri gidin. 46 şeklinde 6 gidiyor. Evet, sorunun devamı çok açık net geldi artık. Bu testten 64 soruyu doğru cevaplayan öğrencinin test standart puanı. 64 bakın zaten çıkmıştı bende. Evet, burayı hemen rengini değiştiriverelim. 64 alanın T puanını soruyor. Yani arkadaşlar otomatikman 70 oluyor. O zaman cevabımız da kendiliğinden çıkıyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız 70 oluyor. Denizli oluyor arkadaşlar.